2021 Arkadaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çalışan güvenlik görevlisi Arkadaşlara kötü bir haberimiz var Umuyoruz ki bütün e, ülkede Yaygınlaşmaz ama bir ilimizde böyle Bir olay çıkardılar e, Biliyorsunuz bazı Güvenlik görevlisi arkadaşlardan Kartları yenileme ücretlerini Kamu kurumlarının bazıları veriyor, bazıları ise vermiyor. Bunun da videosunu yapmıştık daha önce arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu sefer de yeni bir uygulama çıkardı arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çalışan güvenlik görevlisi arkadaşlardan bu sefer de tam teşekküllü hastanelerden e, rapor almalarını istediler. Bu raporları da arkadaşlar e, hastaneden hastaneye değişmekle birlikte... 270 ila 300 lira arasında cebinizden para çıkacak anlamına geliyor. Umuyorum ki bütün e, ülke genelinde yayılmaz ama bir elimizde böyle bir resmi duyuru yayınlandı. Hemen resmi duyuruyu sizlere göstereyim. Yazıyı büyütelim. Yazı dün geldi arkadaşlar. Kırşehir Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel güvenlik görevlileri kamuda çalışan, Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışan Kırşehir'deki güvenlik görevlilerinden rapor istemiyor arkadaşlar. Yazıya bakalım beraber. Müdürlüğümüzde çalışan güvenlik görevlileri 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 18. maddesine yer alan hükümleri kapsayacak şekilde tam teşekküllü bir hastaneden özel güvenlik görevlisi olur ibareli sağlık raporunun pandemi kuralları çerçevesinde alınarak 1 2021 yani 1 Mart 2021 tarihinde il müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilme hususuna gereğini rica ederim diyor. Numan Nafiz Şahin il müdürü arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz bütün e, kamu kurumlarında çalışan işlerden bu isteniyor. Kırşehir Erkek Yurdu Müdürlüğü, Erol Güngör Erkek Yurdu Müdürlüğü, Salih Sultan Kız Yurdu Müdürlüğü, Kırşehir Ahi Evran Kız Yurdu Müdürlüğü, Fatma Balcı Yurt Müdürlüğü, Mucur Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Mucur Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Elvin Buğra Aslan Yurdu, Karaman Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Karaman Kaman Gençlik Spor ve İlçe Müdürlüğü, Kaman Öğrenci Yurdu Müdürlüğü, Çiçek Dağı Mecidiye Kız Yurdu Müdürlüğü, Ahi Evren Gençlik Kampı Müdürlüğü, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de çalışan güvenlik görevlisi arkadaşlar sizden bu belge isteniyor. Bu belgeye ulaşmak isterseniz arkadaşlar videonun altına link koydum. Memurlar web sitemizden de bunu ulaşabilirsiniz. Şu anlık sadece Kırşehir İl Müdürlüğü'nde görünüyor arkadaşlar. Umuyoruz ki bütün illeri kapsamaz. Ama e, bakalım diğer illeri kapsam, mı, kapsamaz mı? Biz size duyurmak istedik. Özel güvenlik görevlisi arkadaşlar böyle bir durum var bir teşekkür dediği için hastaneden alınacak bir rapor. Yani 250 lira, 200, 270 lira, 300 lira civarı bir gideri oluyor bunun. Umuyoruz ki kurumlarınız bu, bunu karşılar arkadaşlar. Dediğim gibi bazı kurumlar bu güvenlik kartları yenilenmesini, ücretlerini karşılıyor. Bazı kurumlar karşılamıyor. Böyle de bir yine kamu işlerinde olduğu gibi her zaman olduğu gibi bir ikilem var. Birinde var, birinde yok. Kamu işleri her e, zaman söylüyorum videolarda. Bir düzene, çeki düzen verilmesi lazım. Birinde olan şey öbüründe olmuyor, öbüründe olan şey öbüründe olmuyor. Biri fazla alıyor, biri eksik alıyor ama aynı işi yapıyor bu işler. O yüzden bir çeki düzen verilmesi şart diyorum. Mesela en basit bir örnekte tayin hakkı yok. Tayin hakkında bir an önce işlere verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Evet arkadaşlar resmi duyuru bu yönde. Kanala abone olup bildirim zilini açın diyorum. Kamu işçisiyseniz YouTube'un en iyi kanalındasınız. Kanala bildirim, bildirim zilini açın ve üye olun arkadaşlar. Sorularınız varsa videonun altına bekliyorum. Bu resmi yazı videonun altına link olarak ekledim. Direkt tıklayıp da ulaşabilirsiniz diyorum. Ekranda gördüğünüz sağ ve soldaki iki videoyu da izlemenizi öneriyorum. İkisi de özel videolardır. Ve hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.